Birileri demiş ki kral öldü. Kral geri döndü. Bana ne amına koyayım? Evet, bugün PESK oynuyoruz. Preston abimizin yine çıkardığı güzel petli metli oyunlardan başka oyun çıkarıp. Evet, yine petli oynardınız. Yani bu oyunun anladığım kadarıyla mantığı, şuradaki şeye bastığımız zaman sürekli bize petliyle ve şanslı alakalı. Dayı ne diyorsunuz? Yani biraz da şansımıza bağlı bir oyun aslında. Ben tam olarak oynamadım. Birkaç tane video izledim ve ancak mantığını anlarım. Akrepler falan var. Eğer seversiniz devamı gelir. Başa. Evet, ben bir tane bonus verdi bana. Bundan verdi. Korsan parfümü verdi. Şimdi döndürüyoruz bakalım. Hop, ne çıkıyor hocam? Ve kedi geldi. Güzel. Yani severiz, güzel. Bir tane daha açalım hocam. Hop, ne geliyor? Bak iyi. Köpek geldi, güzel. Hop, bir tane daha açıyoruz. Ne geliyor hocam? Şöyle bağ pro bir şey gelsin hocam. Güzel. Şimdi yükseltme diye bir şey geldi ve buradan paraların kilini aç, yükseltmeleri satın almak için para diyor ve oyunu Türkçe var. Yani bu da ayrı bir güzel. Yani İngilizce değil, yani en azından okuyabiliyoruz. Şimdi 25 para diyor ki daha hızlı yumurtaları açmamızı sağlayan bir akrebimiz var. Hemen şöyle biraz daha yumurta açalım. Yumurta açtıkça konuşamıyorum. Yumurta açtıkça para geliyor bize kısayısı. Yani öyle mantığı var ve bize de pet geliyor. Yani yine bunda bir şey mantığı olur. Yine otoklik mantığı olur. Buna basarak sürekli nadir petler çıkarma mantığı falan. Eğer seversiniz ben de otoklikle falan bir şeyler yaparız. Ve evet, bir şey, ne lan bu? Bunda gözükmüyor mu petler? Envanter şeklinde, neyse. Evet, şöyle açalım. Daha hızlı açmayı aldık ve daha hızlı açma geldi. Daha hızlı açılma, pardon. Evet, şöyle bakalım. Yanlara shop geldi. Biraz kötü görmüş ama farkındayım çünkü bayağıdır video çekmiyorum. Evet, dükkan var ve free var. Evet, yine point mantığı var. Pesimetör 99'dan bildiğimiz. Mesela aldım. Mesela bana ne pointi verdi şu anda? Yeni güncelleme geliyormuş 5 gün sonra, güzel. Da ben pointimi nereden göreceğim? Neyse, döndürelim, devam edelim. Galiba şu an pointi kullanıyorum galiba, bilmiyorum. Oyunun mantığı kısayısı yumurta açıp para kazanmak ve yükseltme yapmak. Şöyle bakmak istiyorum biraz map'e de. Bölüm falan var mı? Bölüm dediğinde şey, yani yeni map'ler diyorum da adamlar ne yapmış oğlum? Cookie petler var bu arada. Türkler de var oyunda, bayağı bir Türk var oyunda. Hoverboard var, bekle. Burada mı hoverboard, yoksa bu yükseltmeden geliyor çok yüksek ihtimalle. Aydır pesimetre oyunları oynamıyorum ha. Çok garip oldu. Posta kutusu yine burada hediye gönderen mantığı var. İsterseniz şeyi gönderebilirsiniz. Yani isterseniz bana gönderebilirsin, yani nadir petiniz varsa bana göndereyim. Yani işe yer. Döndürelim, devam edelim. Evcil hayvanları yuvarla diye bir şey geldi, görev geldi şu anda. İnsan başından bu görevi tamamlıyorum bakalım. Ve ah be, Axolot gelecekti. Axolotları severim. Hadi ne geliyor? Sürekli aynı şey geliyor ya. Şu an görevi tamamlarım ama evet. X1 diyor. Evet, şimdi evet, yine görev geldi. Bir sürü görev geliyor. Yani ben, lan ne oluyor? Oynanış teşkilatı, bugün oynanışı bize bonus rolü kazandınız. Bakalım. Daha demin bana bundan verdi ve evet. Ooo, şövalye kedi verdi, karizma. Bir 630'a para verdi. Evet, o zaman hemen şunları bir açalım. Şimdi ne diyor kanka bu? Evcil hayvanların, tamam, bunu görmek var. Bir de anında yumurtalar. Neyse, ikisini de alalım, zaten paramız var. Pardon. Yol şeklinde, mesela ben bunu açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Yol şeklinde ilerliyor, tamam, anlarım mantığı. Güzel, takas falan da, ooo, baya güzel şey var, tamam. Bu sefer Preston ağamız iyi bir iş çıkarmış, oğlum ne oluyor burada? Yani en azından diğer oyuna benzemiyor, en azından farklı bir mantığa sahip. Sürekli aynı, yani 3 oyundur aynı şey yapıyordu, en azından bu sefer farklı bir şey gördük. Yani 4 tane oyunda hemen aynı, en azından farklı bir oyun görmüş olduk, güzel. Şimdi seviye var, evet, XP seviye atlama için XP kazan, evet, tamam, bunu açalım da. Güzel, aç diyelim. Buradan da farklı şey gitti, güzel. Bunun için de farklı bölüme geldi. 4000 şey istiyor, değerli hayvanlar için diyor. Güzel, tamam, evet, tamam. Envanterimiz geldi ve şimdi burada. Evet, ben şimdi, ne bu kanka? Eşyaların iksiri 3 diyor, efsanevi diyor. Şimdi ne bu kanka bu? Şimdi bana daha bu şans şeyim, yok şans değil, başka bir şeydi. Bekle, tamam, anladım mantığı. Bayağıdır oynamadığım için hem Roblox hem de Pathfinder oyunları biraz acemileşmişim. Bu galiba eşya çıkarma şansını yükseltti galiba. Evet, bir tane kedi geldi. Ve petlerin o zaman gözüküyor şu anda, en nadir şu var, şövalye kedi var. Bunlar isim koyuluyor mu bu arada? Bekle dur. 3 tane pet ka... İsim koyulmuyor galiba. Koyuluyor mu? Koyulmuyor galiba. Koyulsaydı ismini bilmiyorum ne koyacaktım ama neyse. Ve evet. Oo, 400 para verdik bu arada, güzel. Dur, şimdi şuraya gelelim be. Buradan bakalım ne açabiliriz. Şimdi takas, yani trade mantığını açabiliriz ya da takviye, yani şey işte muzdur elemadır, onların takviyesini açabiliriz. Ben bunu açacağım. Takas benim için şu an çok önemli değil. Sonra da açarız. Altın zar var. Bu galiba aynen. O her 10 turda zarlarım altın oluyor. Yani daha fazla, yani daha değerli pet çıkarma şeyi oluyor galiba. Şimdi güncelleme gelmişti galiba bugün. Onunla alakalı şey gelmiş, işte buglar fixlendi falan fistan, yani
Yine şey yani çok şey ve görev tamamladı, evet domuz çıktı. Görevi tamamladık ve x1x1. Evet şu an x3 oldu, x4 oldu, güzel. Yeni görevler geldi. Yani oyunun mantığı kısaca böyle, güzel bir oyun yani, oynanabilir. Güzel bir mantığı var ve kaç tane? 294 tane akrep yapabiliyoruz toplam olarak. Kanka şu adamların petlerine baksana oğlum. Adam hoverboard da var da, uff. Ah be, şu pet pesmedir ikisi vardı. Cehennem yerindeydi. Ah be, oldların gözü yaşlı. Evet, yeni bir yükseltmemiz geldi. Bakalım ne geldi. Evet, yeni bir yükseltme ve altın zarı alacağım. Bakalım şansımız artacak mı? Evet, burada daha fazla şeyler geldi. Bakalım. Şimdi her 10 açmada bir tane altın zarı mı olacak? Yoksa dur bak bir. Ha, 10 tane çevirdikten sonra altın zar olacak. Şeyim. Bir süreliğine altın zar olacak zarım. Aynen öyle oluyor. Hemen yapıp geleyim. Ve son bir zarımız kaldı ve nadir bir tane daha hayvan çıktı daha demin. Ve evet şu anda evet altın zarım oldu bir tane. 10 açmadan önce bakalım ne gelmişti. Neredeydi? Bir tane nadir gelmişti ama ha bu. Ya nadir değilmiş ya. Temel tamam. Hemen yani şöyle açalım bakalım altın zarı, bakalım ne çıkacak, güzel bir şey gelsin hadi. Evet aksolot geldi ve yine normal zar. Aa güzel. Her 10 tane çevirinde bir tane altın zarım oldu. Tamam güzel güzel güzel. Tamam yani böyle bayağı bir tane şey toplarız böyle. Oo evet. Ve 1675 param oldu, bir dakika. Bir dakika hocam, 2000'i param geçti bu arada. Şimdi ne diyor hocam? Altın zar şansımı 2x arttırırmış, öyle diyor. 1.5x veya 2x arttırır diyor. Yani bunu alalım ya, 1000. Tamam aldım, güzel. Gökkuşağı azaldırıp uf, çok güzel mantıklar var bu arada. Şunları alalım. Aynen hurbap burada alınıyor. Ondan sonra alırız ya. Şu an 1000 ona vermeye çok gerek yok. Yani burada 294 tane toplam akrep var ve bunların da içlerinde akrep var. Mesela bunun içinde mesela 28 akrep var. Yani düşünün bayağı uzun soluklu bir tane oyun olmuş. Otomatik döndürme. Azalır otomatik döndür. Bekle alayım bunu. Bak bu işimi olabilir. İşime görebilir. Tamam bastım. Şu an otomatik döndürmesi lazım ve şu anda x6 oldu bu arada. Normalde bunları Robux yaparlar ama burada beleş olmuş, yani güzel. AFK kalabilirsiniz yani, size oyunu atmadığı sürece AFK kalın, bence güzel bir sistem olmuş. Ya bu sefer gerçekten başarmışlar yani, güzel bir oyun yapmışlar. Ve evet yeni pet geldi bu arada. Tamam 4 tane oyun aynıydı ama bu gerçekten güzel bir oyun olmuş. Yani ben bunu oynarım aga. Gerçekten sıkmadan oynayacağım bir oyun olmuş bana göre. Bakalım bu arada altın zara geleceğiz. Az kaldı altın zara. Bu kendisi geçiyor mu az zara? Bekle durdurayım bir. Aa dur. 6 tane kalmış altın zara. Ve altta da seviyemiz var. 10 seviye olmuşum ben şu anda. Bu seviye acaba ne işe yarıyor? Ve biraz bırak sor. Ve yanında görevimiz de az kaldı görevin bitmesine. 15 tane kaldı. Ve bunu yaparsam x9 olacak. Şeyim para artışım. Oo evet. Nadir bir tane geldi galiba ve evet, nadir gelince bu şey daha da hızlı artıyor. Evet bir tane daha geldi. Bakalım. Ha altın çevirdi galiba aynen. Altını da kendisi çeviriyor, güzel. Şimdi 2000'e yakın paramız oldu. Şimdi gökkuşağı zarı var. Her 100 tura zarların gökkuşağı. Bak bu çok güzel olur. 10 yerine her tura 8 altın zarım oluyormuş. Yani zarlar daha hızlı oluyormuş ve şansımı arttırıyormuş. Bunu alalım hocam. Böyle aç diyelim. Ve yine bunun içinde de 35 tane akrep var. Yani siz düşünün. Bayağı uzun soluklu bir oyun. Evet bayağı bir şeyler var bu arada. Ve evet hoverboard'un geldi. Güzel. O evet yine diğer Pesmetro oyundaki hoverboard'la aynı mekanik kullanılmış ama güzel. Yine Q'yla binip inebiliyorsunuz hoverboard'dan. Şimdi ben bayağı bir kasılacağım. Yani ben bayağı bir döndüreceğim bu zardan. Eğer nadir bir şey çıkarsa kayıt tekrardan başlatırım. O zaman görüşürüz. Evet biraz AFK kaldıktan sonra 30 bin para kadar ulaştım ve altın zara kadar geldim. Hemen şöyle bir tane daha çevirelim ve altın zarı açalım. Bakalım ne çıkacak. Hop altın zara, bakalım ne çıkıyor. Ve evet çok da güzel bir şey çıkmadı. Bakalım şimdi petlerinizin neler gelmiş. Evet yani çok da nadir bir şeyler gelmemiş. Açık konuşmak gerekirse yani çok da güzel bir şey yok. Ortalama. Ve 12 tane upgrade'imiz gelmiş. Yani 30 tane 30 bin paramız var, tamam mı? Evet ben şu gökkuşağını alacağım arkadaşlar. Çünkü 100 turda bir tane gökkuşağımız oluyor. Gökkuşağı bayağı iyidir diye düşünüyorum ve alıyorum. Ve dolu gökkuşağı var. 100 yerine 90, ya o kadar gerek yok. Bu galiba yerde kırılabilir altın paralar oluyor. Açalım bunu da. Şöyle daha şanslı var. Daha şanslıdan ne açalım aga? Evet süper şanslıyı açalım ya aynen. Şöyle şans falan artsın hocam. Şöyle takası da açalım. Şöyle gelelim bakalım takasın içinde neler var. Evet ticaret meydanı 3.5K istiyor. Yani Train Plaza, hemen şunu alalım. Tamamdır. Artık direkt plaza gidebileceğiz diyebiliriz aslında. Evet artık 100 turda bir tane şeyimiz olacak. Gökkuşağımız olacak. Size şu gökkuşağını göstereyim. Ve artık videomuzu bitirelim. Yani ilk videoda bu kadar gelişebildim. Ama isterseniz ikinci videoda bayağı bir gelişeceğim. Haberiniz olsun. Hemen şöyle başlayalım. Bakalım gökkuşağında neler çıkacak. Hemen şöyle döndürmeye başlıyorum.
Evet, şu anda altın zara kadar geldim. İki tane çevirme sonra gökkuşağına geçeceğiz. Bakalım gökkuşağında nere var. Hemen şöyle altını çeviriyoruz, bakalım ne gelecek. Hadi. Tavşan geldi. Aa, o gökkuşağı mıydı? Ha yok, şimdi bir tane daha çeviriyorum ve şimdi gökkuşağı açıyorum. Şu an kafam karıştı ha. Ve gökkuşağı niye yok lan? Gökkuşağı çeviriyorum, bakalım ne geliyor.